أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأتحار وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الأبرار آلمlerin Rabbi الله Allah hamdolsun Böyle güzel bir memlekette güzel bir konuyu ama ağır bir konuyu anlatmaya beni muvaffak kılan Rabbime hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimize salat ve selam olsun. Hayatın birçok alanında bize hakikatleri öğrettiği gibi gönderiliş gayemiz olan kulluğun da en büyük anahtarı olan tevhidi bize öğreten peygamberimize iki cihan serverine salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz ama bize kulluğun nasıl yaşanacağını gösteren bir Kur'an cemaati olan bütün sahabi efendilerimize selam olsun ilk günden bugüne kadar bugünden de son güne kadar aziz İslam'ın doğru anlaşılması adına gayret gösteren bütün alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize de selam olsun. Ben Malatya'yı öyle bilirim, hüsnü zanım öyle. Hep Malatya'dan muvahitlerin yetiştiğine inanırım böyle güzel bir mecliste, güzel bir toplulukta tevhidi dinlemek için gelen siz kardeşlerime de, hanım kardeşlerime, sizlere, gençlerimize hepsine de selam olsun diyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atıfeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Mevla son günde de bizi güzel bir biçimde akıbetlerini de hayretmiş bir biçimde tamamlayanlardan etsin. Aziz kardeşlerim bu hadis yılı kapsamında nebevi ufuk serlevhasının altında bu memlekette yaşayan bir kardeşiniz olarak ihtiyacımız olan bazı meseleleri gündem etmeye çalışıyoruz. Tevhidi bugün konuşacağız ama bugün 8. program öncesinde biz iffeti konuştuk, ilmi konuştuk, şehadeti konuştuk ve daha nice meseleyi konuştuk. Ama bugün en önemli meseleyi konuşacağız. Belki de ilk programda olması gereken bir meseleyi bugün burada konuşmak nasip olacak. Tabi tevhidi anlatmak her boyutuyla burada meseleyi ortaya koymak gerçekten kolay değil. Ben derse hazırlanırken de bugün de ciddi bir biçimde zorlandığımı burada itiraf etmek durumundayım. Çünkü hakkını veremediğiniz zaman bu kavrama zulmetmiş olursunuz, haksızlık etmiş olursunuz. Hakkını vermek de böyle kolay bir şey değil çünkü imanımızın en temel esasını konuşuyoruz. Onun için belki bir miktarını burada konuşmuş olacağız belki bazı önemli olan meseleleri burada gündem etmiş olacağız. Ama netice itibariyle inşallah buradan hayatımızın yegane gayesi olan temel bir meselenin en önemli kavramına ait bazı şeyleri en azından zihinlerimizde yenileme adına, yeniden gündem etme adına bir gayret içerisine girmiş olacağız. Malumunuz tevhid Vuhut kökünden ya da vahdet kökünden gelen bir kelimedir. O kök bir, tek, birlemek anlamlarına gelir. Aslında tevhid dediğiniz şey bir olanı birlemektir. Allah zaten birdir. Biz onu birlediğimiz zaman bu manadaki sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz. Biz o kavramın temel anlamları içerisinde şunu konuşmuş oluruz. Allah'ın dengi, misli, benzeri, muarızı, rakibi yani her ne aklınıza gelirse olmayan yegane tek bir varlıktır. Allah hakkında konuşmak çok kolay bir şey değil ama bu manada her neyse akla gelen o Allah değildir temel ilkesiyle, temel cümlesiyle hareket ettiğiniz zaman Cenab-ı Hak'la aranızda kuracağınız bağın çok daha farklı bir alana doğru kayması gerektiği konusunda da belli şeyleri anlamış olursunuz. Biz şunu çok rahat bir biçimde görüyoruz. Kur'an'ın üç temel konusu vardır. Bu konulardan bir tanesi ve en başa yazılması gereken tevhiddir. İkincisi nübüvettir, üçüncüsü haşırdır. Aslında üç kavram altı iman esasını özetler. Tevhid dediğiniz şey Allah'a iman ve Allah'ın imana konu olan, konu kıldığı her şeye inanmaktır. Eğer biz nübüvvet meselesini konuşuyorsak peygambere iman meselesini konuşuyoruz ve peygamberlere iman meselesini konuşuyoruz. Haşır dediğiniz şey ise ahirete iman meselesidir, kadere iman meselesidir. Dolayısıyla öteki dünya için, öteki hayat için konuştuğumuz her meseleyi de haşır kavramının altında konuşuyoruz ki aziz kitabımız bu üç alana ait de onlarca meseleyi bizim dünyamıza ve bizim nazarlarımıza verir. Yine biz Kur'an'ımızdan konuşalım tevhidin üç temel alanına ait Kur'an'ımızın vurguda bulunduğunu görürüz. Onlardan bir tanesi uluhiyette tevhiddir. Bir diğeri ubudiyette tevhiddir. Bir diğeri de rububiyette tevhiddir. Yoğun yoğun dilsel izahlara girip bu meclisi sıkacak değilim ama bazı şeyler var ki söylenmesi gerekir. Ben de kısaca söyleyeceğim zaten. Uluhiyette tevhidin anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Ubudiyette tevhidin anlamı Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Rububiyette tevhidin anlamı Allah'tan başka hüküm koyacak olan yoktur. Dolayısıyla biz bu üç alana ait meseleleri konuşmak durumundayız. Hele biz işin Uluhiyette tevhid meselesini konuştuğumuz zaman Allah'ın zatında tevhid meselesini, fiillerinde tevhid meselesini, sıfatlarında da tevhid meselesini konuşmamız gerekir ki ben onların da hepsini size burada anlatacak değilim. Ama şunu söyleyeyim ki ortada çok önemli ve imanımızla alakadar bir mevzu var. Ve ne yazık ki biz Müslümanlar olarak imanımızla ana, mesela, alakadar olan bu anahtar kavramı Rabbimizin Kur'an'da istediği kadar dünyamızda yer vermeme, Allah Resulü'nün hayatında var olduğu şekliyle hayatlarımızda karşılık bulmama gibi de bir sorunumuz var. Onun için bugün burada tevhid meselesinin gündem edilmesi bizim için daha farklı bir anlama aslında bizi kaydırması gerekir. Ben dua ediyorum ki Rabbimden dilimin bağını çözsün de bu meselede bazı şeyleri size aktarmış olabileyim. Benim güzel kardeşlerim, aziz ve azize kardeşlerim şöyle bir şekilde bu meseleye girmek istiyorum. Biz Mekke toplumunu konuşurken, Mekke toplumunun inanç dünyasını irdelerken bir şeyi kaçırıyoruz. Zannediyoruz ki Mekke toplumu cahili bir toplumdu. Dinle Allah'la irtibatları yoktu. Onlar sanki ateist bir toplumdu. Dine ait hiçbir şey hayatlarında karşılık bulmuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların karşısına geçerken sanki yeniden dine ait bazı şeyleri ilk kez konuşuyormuşuz, konuşuyormuş gibi bir algı var bizim zihinlerimizde. Bir kere bu doğru değil. Aslında Kur'an ayetlerinde de bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ama biz tarihi anlamda Mekke'yi şöyle bir hatırladığımız zaman emin olun Mekke bugün birçoklarının bile erişemeyeceği kadar dini hayatı canlı olan bir toplum. Orada bir avuç dehri var. Dehriler zamana inananlar. Ateist tam olarak söylenmez onlara. Bizi zaman var etti ve zaman yok edecek diyenler ve bunlar sayılı 5 10 tane adamı geçmez. Ama Allah Resulü'nün karşısında onun getirdiği tevhid akidesine düşman olanlar aslında kendilerini Mekke'de dindar diye takdim eden zümre. Allah'a inandıklarını söylüyorlar, ibadet ediyorlar, oruç tutuyorlar, kurban kesiyorlar, hac yapıyorlar. Kabe'nin birçok hizmetini, rifadesini, sikayesini şunu bunu yapıyorlar. Hacılara bu manada yemek dağıtıyorlar, su dağıtıyorlar ve dindarlığın kendi dünyalarındaki dindarlığın birçok alanında birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o temel mesajla ters düştükleri en temel şey şu. Tevhid asla şirke ait bir şeyi içinde barındırmaz. Yani biz la ilahe illallah dediğimiz zaman sadece Allah demiyoruz. Sadece ve sadece Allah diyoruz. Allah'ın yanına hiçbir şeyi koymadan ve Allah'la hiçbir şeyi denk tutmadan Mutlak manada imana ait bir meseleyi konuşmuş oluyoruz. Yoksa o gün Mekke'de de Allah diyenler var. Ama Allah'ın yanında Hubel diyen de var. Allah'ın yanında Latta la diyen var. Allah'ın yanında Uzza de, diyen var. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe diyerek bu manadaki işi başlattı. Önce yıkacaksın dedi, imha edeceksin kazıyacaksın ne varsa bu manada ondan sonra illallah diyeceksin. Eğer sen var olanın üzerine bazı şeyleri bina edersen bir şeyleri temizlemediğin için zemini kökü temeli zayıf olduğu için o akide dediğin şey tam anlamıyla oturmadığından dolayı gerçek manada iman etmiş olamayacaksın ve bu manadaki zafiyetler Hayatının geri kalan şeylerine de sirayet edecek. İşte tevhid dediğiniz şeyin o günün dünyasındaki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinde karşılık bulmasında böyle bir zemin var. Biz bu zemini unutmadan bazı şeyleri burada konuşmak durumundayız. Ben bu geniş olan mevzuyu beş temel başlık, başlıkta sizlere sunmak istiyorum. Onları da biraz sıkıştıracağım. Eğer bazı şeyleri biraz kısa geçersem zamanın kifayetsizliğine verin ama en sonunda zaten bununla alakalı size emanet edeceğim bazı şeyler altını doldurma noktasına size bir sorumluluk yükleyecek. Yani buradan çıktığımız zaman sadece bir sohbet dinleyip çıkmayacağız inşallah. Varıp tekrardan o kapattığımız kitaplara küstüğümüz Kur'an'a peygamberin hadisleriyle aramıza koyduğumuz mesafelere yeniden dönme adına bazı adımları atmamız gerekecek ki maksat tam anlamıyla hasıl olmuş olsun. Nebevi ufukta tevhid dediğimiz zaman ne demiş oluruz biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselam efendimize kadar gönderilen bütün peygamberlerin ortak davası demiş oluruz. Böyle bir sözü söylediğimiz zaman şunu anlamamız lazım. Demek ki son ademe kadar da bu devam edecek. Kıyamete kadar mümin ve mümine olan herkesin bir iman davası olacak, olmak zorunda. Ve bu iman davası sonuna kadar tevhidin üzerinden şekillenecek. Bakalım Kur'anımıza peygamberler değişir, muhataplar değişir. Mekanlar değişir, coğrafyalar değişir, hitaplar bazen değişir, şeriatler değişir, usul değişir, uslup değişir. Değişmeyen tek hakikat La ilahe illallah hakikatidir. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanıyla cihanda duyulmaya başlayan bir söz değildir. Kur'an'dan öğreniyoruz bu hakikati. Adem Aleyhisselam'ın dilinde bu söz vardı. Tufanı yaşayan ve bir aslında tevhid mücadelesinin kahramanı olan Hazreti Nuh'un dilinde bu kelime-i tayyibe vardı. Hazreti Yakub'un dilinde vardı. Hazreti Yusuf'un dilinde vardı. Hazreti Davud'un dilinde vardı. Hazreti Süleyman'ın dilinde vardı. Hazreti İbrahim'in ve çocuklarının dilinde vardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de dilinde vardı. Çünkü bu bir iman davası. Allah kendisine iman eden kullar istiyor. Zaten gönderilen peygamberler bizi kulluğa çağırıyorlar. Ve kulluğun en önemli şeyi Allah'tan başka Allah'a inanır gibi, Allah'tan başka Allah'tan korkar gibi, Allah'tan başka Allah'tan ümit eder gibi, Allah'tan başka Allah'tan bekler gibi ile ahir uzatın orayı ne varsa hepsinin yerle bir edilmesi lazım sadece ve sadece Allah denilmesi lazım ben bunları diyorum ama içimden ben bir muhasebe yapıyorum siz de yapın böyle miyiz gerçekten gerçekten iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ayetini okurken kaç tanemiz ne dediğimizin farkında ve titriyoruz Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğimiz zaman ya da ezanımızın ve İslam'ın sembolü olan Allahu ekber nidasını dile getirdiğimiz zaman gerçekten bütün her şeyi silip atabiliyor muyuz? Bu manada yüreklerimizde, duygu dünyamızda, düşünce dünyamızda Allah'tan gayrı ne varsa hepsine bu manada la diyebiliyor muyuz? sorgulayalım. Çok da bu konuda iyi bir halde olmadığımızı göreceksiniz. Zaten iyi bir halde olsaydık 2 milyar Müslüman olacak bu dünyada ve bunlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecekler ama ne dediklerinin farkında olarak diyecekler. Bilal varı bir biçimde diyecekler mesela. Habbab varı bir biçimde diyecekler ve dünya böyle olacak. Öyle mi? Vallahi böyle bir şey yok. Dünyanın şu anda bu halde olması, Müslümanların gerçek manada aslında iman meselesinde yaşadıkları zaafiyetin bir göstergesidir. Eğer bu zaafiyet olmasaydı bizlerde Allah'tan gayrı ne varsa yüreklerimizden söküp atsaydık. Evet Allah büyüktür ama ama deyip de arkasına onlarca cümle dizmezdik. Allah büyüktür amasız ve fakatsız bir biçimde Allah büyüktür der. İmanın bize yüklediği sorumluluk neyse o sorumluluğu yerine getirirdik. Allah aşkına biraz önce size Hazreti Nuh'tan bir cümle söyledim adını anarak. Düşünün Allah ona diyor ki yap bir gemi sana inananlar o gemiyle sahili selamete çıkacak. Seni inkar edenler ise boğulup gidecek. Deniz yok, su yok. Hz. Nuh'un yaşadığı coğrafyaya bakın, denizin, gölün olmadığı bir yer. Ama Allah diyor ki yap bir gemi, Allah sana şöyle şöyle bir şey vaat ediyor. Bunu söyleyen Rabbul Alemin olan Allah, ertesi gün Hz. Nuh'taki tavır tahtalara çiviler çakmaktır. Hani bunun denizi diye bir söz, cahil adam sözüdür. Dalga geçenlere karşı da Hazreti Nuh'un söylediği gemiyi bana yap diyen irade suyu da gönderecektir diyecek kadar teslimiyet içerisindeki bir iradedir. Peki öyle miyiz? Öyle olup olmadığımızı siz sorgulayın. Bugün tevekkül meselesinde sınıfta kalıyoruz. Çünkü başındaki tevhidde sıkıntı var. Tedbir tevekkül meselesini Bengeli anlamda, itidalli anlamda tutamıyoruz çünkü tevhid noktasında sıkıntı var ve bu manada hayatımızda var olan arızaların sebeplerinden bir tanesi de bu. Bir şey söyleyeceğim, bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız bu sözüme. Müslümanlar olarak en az tanıdığımız alemlerin Rabbi olan Allah'tır diyorum ben. Müslümanların içinde olan birisi olarak söylüyorum. İlahiyatta okuyan gençlerle uğraşan birisi olarak söylüyorum. İmam hatiplere gidip gelen onlara bazen abilik, bazen hocalık yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bugün Müslümanların en az gündemi Rabbul Alemin olan Allah. Her şeyi konuşuyoruz ama alemlerin Rabbi olan Allah'ı konuşmuyoruz, tanımıyoruz. Allah'la aramızdaki irtibatları güçlendirecek bu manadaki adımları atmıyoruz. Bunlar olmadıktan sonra tevhidin tam anlamıyla inşası mümkün mü? Karşımıza biri çıksa var belki Malatya'da az ama başka yerlerde çok şu anda bu memlekette hiç olmadığı kadar ateizm ve deizm dalga dalga yayılıyor ve genişliyor. Karşımıza biri çıksa ve bize bana bir Allah'ı anlat dese kaç tane içimizden baba yiğit çıkar 10 dakika alemlerin Rabbi olan Allah'ı anlatır ve onun dünyasında var olan şüphelere cevap verir. Aklında oluşan o sıkıntıları giderecek adımlar atar. Kaç tane adam çıkar bilmiyorum ama bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz ki bu manada başkalarına da bildirelim. Kendimiz bu manada tam anlamıyla bazı şeyleri tatmadık ki başkalarına tattıralım. Ancak imanın tadına varan insanlar imanın tadını başkalarına ulaştırabilirler. Tatmayan birisinin yapacağı bir şey değil bu. Allah'a iman meselesini hicrelerine kadar böyle içselleştirmiş bir insanın ancak bu manada marifetullah ufkuna varmış bir insanın başka insanlara Allah'ı ulaştırma, Allah'ı tanıtma, Allah'la aralarındaki mesafeyi giderme adına adımları attığını göreceksiniz. Başkalarının bu manada yapacağı hiçbir şey yoktur emin olun. Bu konuda çok şey söylenir ama ben peygamberlerin ortak davası meselesinde bu kadar söyleyeyim. İkinci bir mesele. Nebevi ufukta tevhid dediğimiz zaman 23 yıl boyunca sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gündeminden düşmeyen ve daimi bir gündem olan bir hakikat demiş oluruz. 23 yıl boyunca birçok şey değişti. 23 yıl boyunca Kur'an nazil oldu. Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başladı. Maide suresinin 3. ayetiyle bitti. Süre itibariyle söylersek Fatiha ile başladı. Nasır suresiyle bitti. Bu aziz kitabımızın 6000 küsür ayeti Birçok meseleyi anlattı. 13 yıl boyunca Mekke'de Kur'anımız birçok meseleye bu manada değindi ve parmak bastı. Var olan sıkıntıları giderdi. Ahlakın inşası adına onlarca şey söyledi ama ahkamı, hükümleri Medine'ye havale etti. 13 yıl Mekke'ye bakın. Neler yaşadıysa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine onun mübarek dudaklarından dökülen cümle Kulu la ilahe illallah tuflihu cümlesiydi. La ilahe illallah deyin kurtulun. Nereye gittiyse bunu söyledi. Mekke'de her eve bunu ulaştırdı. Ebu Cehil'e de bunu söyledi. Habbab İbni Eret'e de bunu söyledi. Habeşistan'a Müslümanları gönderdi. 5. yılda 6. yılda gündem yine tevhiddi. Yine bunu emanet ederek onları gönderdi. Taife gitti 10. yıl aynı şey. Akabe çadırlarını dolaşırken aynı şey. Hicret yolunu dolaşırken, hicret yolunu yürürken aynı şey. Gelin Medine'ye hicretin birinci yılı Kur'an ayetleri inmeye devam ediyor. Cuma'nın hükmü iniyor, hutbe iniyor, bayram namazları konuşuluyor. Bu manada onlarca mesele konuşuluyor ama ne konuşulursa konuşulsun gündem yine tevhiddir. İçkinin haram kılındığı ayete bakın. Kısası söyleyen ayete bakın. Faizi haram kılan, yasaklayan ayete bakın. Mirası düzenleyen ayetlere bakın. Hangi ayete bakarsanız bakın. Sonunun tevhid vurgusuyla bittiğini göreceksiniz. Daimi bir gündemdir bu. Çünkü en önemli esası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Orada o mübarek lisanıyla duyuruyor ve insanları buna davet ediyor. Şimdi biz Darül Erkam'da, Suffa'da, Mescid-i Nebevi'de konuşulanları kitaplarımızdan okuyoruz. Neye bakarsanız bakın, ne konuşulursa konuşulsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü döndürüp dolaştırıp değişmeyen hakikat olan, daimi gündem olan La ilahe illallah Kelime-i Tayyibesinin üzerine getirdiğini görürsünüz. Bakın Darul Erkam'a Allah Resulü orada üçlü bir sistemle sahabeyi eğitmiştir. En başta sağlam bir akide inşa etmiştir. Sağlam bir akidenin inşası nedir? Tevhid'dir. İkinci alanda ahlakı inşa affedersiniz, kavramları inşa etmiştir. Aklı bir eğitimle kavram dünyasını inşa etmiştir. Üçüncü alanda ruhları eğitmiştir. Ahlak dünyasını inşa etmiştir. Ama işin başında olan şey nedir? Yine tevhiddir. Yine sağlam bir akidenin inşasıdır. Yine iman meselesidir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Sormak istiyorum size. Gerçekten bu sünneti bakın. Eğitimde bir yöntem var. Allah Resulü'nün koyduğu bir örnek bu. Bu yöntemi biz ne kadar anlıyoruz? Soralım kendimize. Çoluk çocuğumuza ilk anlattığımız şey iman, iman mı başka şeyler mi? Kızlarımıza ilk anlattığımız şey tesettür mü, iman mı? Namazdan önce bile öğretmemiz gereken şey imanken biz imanı mı öğretiyoruz, başka başka şeyleri mi öğretiyoruz? İmana sıra gelmiyor mu yoksa hiç? Bakın bir örnek vereyim size. Abdullah İbn Ömer'i çok iyi tanıyorsunuz. Bir de o asr-ı saadet dünyasının önemli isimlerinden biri olarak genç bir sahabi o günlerde ergenliğe Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş birisi olarak Cündüb bin Abdullah var. İkisinin de aynı şekilde yaşadığı bir hatıra var. Bir cemaate gidiyorlar toplanmış insanlar Kur'an'ın hıfzıyla uğraşıyorlar. Bakıyor onlara bu iki sahabi de memnun oluyorlar ama sonra dönüp o cemaatteki gençlere Şöyle bir şey söylüyorlar. Gençler diyorlar. Allah'ın kitabı Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Çok güzel bir şey. Ama burada ben size bir şey söylemek istiyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ellerinde imanı öğrenen insanlardık. Resulullah bize Kur'an'ı öğretmeden önce imanı öğretti. Biz önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendiğimiz için daha sonra öğrendiğimiz her ayet imanlarımızı arttırdı. Ama ben şimdi görüyorum siz hıfz hafız oluyorsunuz, Kur'an'ı ezberliyorsunuz. Bilginiz artıyor ama imanınız artmıyor. Bunu Abdullah İbni Ömer, Cündüb bin Abdullah tabi'in neslindeki insanlara söylüyor. Peki bugünü görseydi ne yapardı? Kaç tanemiz okudukları Kur'an ayetlerinden İmanı artmış bir biçimde o meclisten ayağa kalkıyor. Çünkü zeminde kökte olması gereken iman yok. Temelde iman yok. Senin üzerine başka şeyler bina ediyorsun. Kökü temeli zayıf olan o yapının bir müddet sonra yıkılacağı da muhakkaktır. Ama biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenseydik. Zorla çocuklarımıza imanı aşılamadan, bu manada namazı söylemezdik. Önce zeminde onlara imana ait hakikatleri öğretirdik. Tesettür meselesi önemli bir meseledir. İslam'ın sembolü olan bir meseledir. Ama onun altında da olması gereken şey iman meselesidir. Eğer bir kızımız gençliğinde hevesli bir biçimde tesettüre bürünüyor. Zaman geçtikten sonra yavaş yavaş çözülüyorsa eğer bir gencimiz babasının annesinin teşvikiyle namaz kılıyor ve bir müddet sonra namazları yavaş yavaş gevşemeye başlıyorsa eğer bir gencimiz bu manada ibadete ait bazı şeyleri hayatında yer edinmiş ama bir müddet sonra yavaş yavaş geriye doğru makara sarıyorsa dönün zeminde bu işin imanda zaafiyet olduğunu göreceksiniz. Çünkü imanı güçlü olan birisi, temeli ve zemini güçlü atan birisi asla bu manada yaşlandıkça imanını da kendisiyle beraber yaşlatmaz. Yaşlandıkça gençleşen bir şeydir iman. Niçin bunu söylüyorum? Sahabeden bilerek söylüyorum. 93 yaşında eğer Ebu Eyyub el-Ensari 18 yaşındaki delikanlılara Taş çıkartacak bir aşkla, şeftle, o günkü adıyla Konstantiniyye'ye kadar gelmiş dayanmışsa işte bunu bilen birisi olarak söylüyorum. Bugün yaşlanıyorsak yaşlanacağız. Bu Allah'ın hayata koyduğu bir kuraldır. Ama üniversitedeyken onun bunun bursuyla hayatımızı geçindirirken en güzel cümleleri söyleyen kimseyi beğenmeyen biz yarın hayatın içerisine girdiğimiz zaman o gün söylediklerimizin tam aksine şeyler yapıyorsak ufacık bir makamı elde ettiğimiz için değerlerimizle aramıza mesafe koyuyorsak ufacık bir mevki ve makam bizi başka başka şeylere dönüştürüyorsa kusura bakmayın zeminde tevhidi meselede tevhid şuurunda o bilinçte oluşan zafiyettir. Demek ki biz tevhidi de sadece slogan olarak anlamışız. Sadece hamasetle bunu dile getirmişiz. İman insanı insan eder. Belki de kainata sultan eder. Hakikatini anlamadan konuşmuşuz. Biz bu manada imanın insana kazandırdığı temel meseleyi kavrayamadığımız için bu manada hayatlarımızda zaafiyetler farklı farklı noktalara gelmiş. İşte bunun için söylüyorum. Nebevi ufukta biz tevhid dediğimiz zaman unutmamamız gereken bir şey ki Allah Resulü'nün dünyasında daimi bir gündendir tevhid. Peki üçüncü olarak ne anlamamız gerekir? Nebevi ufukta tevhid dediğimiz zaman Aleyhissalatü vesselam efendimizin tesisi noktasında ve muhafazası noktasında en hassas olduğu mesele demiş oluruz. Eğer biz tevhid dersek peygamber dünyasından meseleye bakmamız için bu meseleyi de bir başlık altında dile getirmemiz lazım. Çok hassas peygamberimiz. Mesela nasıl tanıyoruz aleyhissalatü vesselam efendimizi? İnanılmaz derece müsamahkar. Hoşgörü, müsamaha, hilim onda çok üst düzeyde. Yanında ne kadar cehaletle davranılırsa davranılsın. Asla bu manada farklı bir hale girmeyen, insanların cehaletine hilimle karşılık veren kendisine bu manada nefsini izzetini bile rencide edenlere karşı bile rahmetle yaklaşan çünkü o rauf ve rahim hele müminlere karşı hele ümmetine karşı hariz bekçi gibi onların üzerinde titreyen biri aleyhissalatü vesselam efendimizin bu özelliklerini siz benden daha iyi biliyorsunuz ama bakın hadis kitaplarında şöyle bir bahis var Kadabun Nebi Allah Resulü'nün gadaplandığı yerler, sinirlendiği yerler. Hani okumuşsunuzdur. Sinirlendiğinde mübarek alnındaki damar şişer, kıpkırmızı kesilir, boncuk boncuk terler ve o anda en gür seda ile kızgınlığını, öfkesini dile getirir. Onlarca hadiste Allah Resulü'nün bu halini de okursunuz. O gadabun nebi diye yani Efendimizin sinirlendiği yerler diye o yerlerin bütün böyle bilgilerini alt alta koyun, dizin, okuyun. Şöyle bir şeye geleceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi en fazla kızdıran, öfkelendiren şey tevhide ait bir şeyin zedelenmesiydi. Bakın sahabiden birisi Hudeybiye yolculuğunda bir şey aktarıyor bize. Mekke müşriklerinin şöyle bir inancı var. Bir kuyruklu yıldız. Semada çıktığı zaman o yıldızın yağmur yağdırdığına inanır Mekkeliler. Ve tevafuk ilahi ilahiya genelde de o yağmur o yıldızın arkasından yağar. Hudeybiye'de geceledikleri bir günün sabahında bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırıyor cemaate bir Bukhari hadisidir bu hadis. Sonra dönüyor cemaate diyor ki: Bugün Rabbim bana şunu bildirdi. Kullarından bazıları mümin olarak, bazıları kafir olarak sabahladı. Her kim yıldıza inanır ve yıldızın yağmur yağdırdığına inanırsa o kafir olarak sabahlamıştır. Her kim de yapanın, edenin, gönderenin Allah olduğuna inanırsa o mümin olarak sabahlamıştır. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada biraz da öfkeyle bu cümleleri söylüyor? Çünkü alan önemli bir alandır. Tevhide ait bir alanı konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmana ait bir alanı konuşuyor. Şirke ait bir şey orada zihinlerde oluştuğu zaman onun nereye sebep olacağını nelere varacağını bilen birisi olarak konuşuyor. Bakın Başka bir sahabe efendimiz bize Huneyn'den bir sahne anlatıyor. Daha yeni Müslüman olmuş birkaç sahabe efendimiz imanı tam anlamamış tevhid adına bazı şeyler tam oturmamış zihinlerinde birkaç sahabe efendimiz Resulullah'ın huzurunda. Ne diyorlar biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme? Ya Resulallah diyorlar biz Mekke'de zatı envat isimli bir ağacımız vardı. Savaşa çıktığımız zaman o ağaca giden kılıçlarımızı asardık ve o ağaca kılıçlarımızı astığımız zaman Allah'ın bize savaşta uğur gönderdiğine inanırdık. Ne olur? Sen de bir ağaç bize tahsis et. Biz de savaşın öncesinde kılıçlarımızı asalım. Ama bakın dikkat buyurun yine sahabe ne diyor? Allah'tan biz bu manada bize uğur göndersin diye dua edelim. Diyor ki bu olayı aktaran sahabi efendimiz öyle bir sinirlendi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir sinirlendi ki hemen orada söylediği söz ne oldu biliyor musunuz? Siz aynen İsrailoğullarının peygamberleri Musa'dan istediği şeyi benden istiyorsunuz. Zaferi veren Allah'tır. Başarıya ulaştıran Allah'tır o kılıçları o okları isabet ettiren Allah'tır. Bir ağaca bir şey asarak uğur beklemek Allah'ın kabul edeceği bir şey değildir. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar öfkeli bu manada bir şeyler söylüyor? Mesele tevhid. Burada asla tahammül yok. Bakın başka bir örnek vereyim benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü'nün bu meselede ne kadar hassas olduğunu anlayabilmemiz için bu örneği vereyim. Abdullah İbn Abbas bize naklediyor. Adamın biri geldi diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir şeyler söylüyor. Sonra dedi ki ya Resulallah eğer Allah ve sen isterseniz bu iş olur. Bu cümleyi söyler söylemez diyor Efendimiz öyle bir sinirlendirdi, sinirlendi ki. Sen ne diyorsun be adam dedi. Ne demek Allah ve Resulü isterse. Mesiyet Allah'ındır. Allah dilerse olur. Resulünü oraya Allah'ın altına yazmakla sen ne yaptığının farkın, farkında mısın? Nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Ve o anda da Allah'ın dilemesiyle kendi dilemesi adına bir cümlenin anılmasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiyor. Çok şey söylenir. Bir tane daha söyleyeyim bu faslı kapatayım. Adi İbni Hatem isimli bir sahabe efendimizi duymuşsunuzdur şair de birisidir. Geliyor bir gün Resulullah'ın huzurunda bir şiir okuyor. Şiirin bir cümlesinde şunu diyor. Her kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak dalalete düşmüş olur. Bu cümlede bir şey var mı? Yok. Kur'an da böyle diyor. Allah ve Resulüne itaatten Kur'an defaatle bahsediyor. Ama ikinci cümlesi şöyle Adi İbni Hatem'in. O ikisine isyan ederse o ikisine deyince Allah Resulü diyor ki sus sus sen ne fena bir hatipsin. Ne demek o ikisi? Allah ve Resulü diyeceksin. Lehuma diyerek Allah'ı ve Resulünü bir zamirde anamazsın. O Allah'a ait bir şeydir. Allah'a ait olan bir şeyi sen onun gönderdiği peygamber ile bile paylaşamazsın. Daha ne desin Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İşte tesisi ve muhafazası konusunda Aleyhisselat ve selam efendimiz bu kadar titiz bir şekilde durur. Çünkü mesele mühimdir. O meselenin ehemmiyeti çerçevesinde de Allah Resulü böyle davranır. Dördüncü olarak size söyleyeceğim şey. Nebevi ufukta tevhid dediğimiz zaman bir tevhid cemaati olan sahabenin nasıl tevhid kahramanları olduğuna dair bilgileri konuşmuş oluruz. Onlar öyle bir içselleştirmişlerdi ki bunu adeta bu manada Allah Resulü'nün kendilerinden istediği ufkun bir gereğini adım adım yerlerine koyuyorlardı. Bakın çok şey söylenir. Bir iki tane kısa sadece örnek aktaracağım size. Hicretin ikinci yılında Bedir olacağı anda Allah Resulü şöyle bir şey söyledi. Bana Bilal'i bulun dedi. Bilal-i Habeşi istiyor. Bilal-i Habeş geldi. Ya Resulallah buyur dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi radıyallahu anhuya dedi ki Bilal bugün bu meydanda parolayı 13 yıldır sen ve senin gibilerin dilinden düşürmediği bir kelimeden belirledim. Ne dedi ya Resulallah biliyor aslında ne olduğunu. Ahad ahad dedi. 13 yıl Mekke'de böyle bir kelimeyle, bir isimle Esmaül Hüsna'nın en güzellerinden biri olan El Ahad ismiyle yürüdü sahabe. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlam bir akidenin inşası meselesinde onlara böyle bir ufuk koydu. Bilal dedim, Bilal'den bir örnek vereceğim size. Onun bir kardeşi var Halit, bir de kız kardeşi var Gufre, biz çok ikisini tanımayız Genelde Hazreti Bilal'i tanırız. Aradan bir müddet geçince dönem Hazreti Ebu Bekir'in hilafet süreci. Kardeşi Halid'i de alıyor. Yemenli bir aileye iki kızlarına talip oluyorlar. Kendisi ve kardeşi için. Şimdi kendisini kızın babasına tanıtırken şöyle bir cümle kullanıyor Hazreti Bilal. Ben diyor sıradan bir insanım. Şirkin bataklığı içerisindeydim, dalalet halindeydim ve bir köleydim. Allah içimizden birini peygamber olarak çıkardı. Biz de ona iman ettik ve onun getirdikleriyle şereflendirdik, şereflendik. Eğer bu şeref sana yetiyorsa kızlarını bize verirsin. Ama yetmiyorsa biz de senden çıkar başka bir kapıya gideriz. Ne orada kendi yaşadıklarını anlatıyor. Ben ki peygamberin sahabisiyim onun peygamberinin müezzininin işte camisinin müezziniyim bunları söylemiyorum bir sürü aslında sayacak vasfı var Hazreti Bilal'in ama iman dediğiniz şey onda öyle bir şeref öyle bir izzet meselesi oluşturmuş ki benim iftihar edeceğim tek bir şey var o da bu diyor bu sana yetiyorsa eğer ver diyor yoksa ben de başka bir kulun kapısına giderim diyor sahabedeki tevhid meselesini anlayabilmemiz için küçük bir örnek söyledim sadece size. Bir örnek daha vereceğim size. Her okuduğumda beni sarsan bir örnek. Emin ol, eminim ki siz de bunun üzerinden kendi dünyanıza bazı mesajlar taşıyacaksınız. Hazreti Ebu Bekir'den sonra hilafete Hazreti Ömer geçiyor. O gün İslam coğrafyalarında birçok cephede cihat hareketi var en büyük mücadelede yer mukta veriliyor. Hazreti Ömer hilafete geçer geçmez bir mektup yazıyor Halid İbni Velide hitaben ve mektupta şunu söylüyor. Mektup sana ulaşır ulaşmaz ordu komutanlığından azlediliyorsun yerine Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı atıyorum. Sen Ebu Ubeyde'nin komutasında sıradan bir asker olacaksın.'' Okuyor mektubu Halid İbni Velid. Savaşın en hararetli anında ulaşmıştır kendi eline. Ömer böyle söylüyor ama eğer ben şu anda bu sıcak ortamda orduyu değiştirirsem komuta değişirse bir sıkıntı yaşarım diye mektubu cebinde saklıyor. Savaş bitiyor. Müslümanlar Yermuk'un galibi oluyorlar. Yermuk çok önemli bir savaş ve savaşın arkasından Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın karşısına geçiyor. Halid İbni Velid özür diliyor ondan. Ömer böyle bir mektup göndermişti ama ben savaşın bir yönüyle sıkıntıya uğramaması için mektubu sakladım. Şu andan itibaren komutan sensin ben de senin altında sıradan bir askerim. Beni nasıl kullanırsan öyle kullan diyor. Olayın detayları var oraya değil. Ben başka bir noktaya getireceğim şimdi sizi. İki sene aradan geçiyor. Halid İbni Velid, Seyfullah olan o büyük insan. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İki sene sonra Medine'de Hazreti Ömer'in karşısına geçiyor. Hazreti Ömer Halid'i görünce seviniyor. Sarılıyor, hasret gideriyor. Yanına oturtturuyor. Halit diyor. Merak ediyorsun değil mi seni niye azlettiğimi? Halit meraktan çatlıyor. İki senedir ya ben ne hata ettim ki Ömer beni azletti diye düşünüyor ama itaat meselesini peygamberden çok iyi öğrendikleri için bu işin dedikodusunu falan yapmıyorlar. İki sene sabrediyor. Şimdi Ömer'in karşısında meselenin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Evet diyor. Seni niye azlettim biliyor musun Halit? Baktım ki insanlar şunu konuşuyorlar. Diyorlar ki Halit varsa zafer var. Eğer Halit komtansa bu savaşın galibi biziz. Eğer Halit varsa burada düşmanları biz silip süpürürüz. Sen de çok iyi biliyorsun ki Halit zaferi bize veren Allah'tır. Senin burada olman ya da olmaman bir şeyi değiştirmeyecek. Ben bunu insanlara öğretmek için senin üzerinde tevhid meselesinde bir kayma olduğu için böyle bir adım attım diyor. Sarılıyor emir el müminin olan Ömer'e ve yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bir tarafta bu var, bir tarafta da şu var. Ben gidersem bu vakıf yıkılır. Ben olmazsam ne olacak bu Müslümanların hali? Ben olmazsam bu memleketin vay haline. Vallahi hiç de öyle değil. Allah'ın dini hiçbir şahsa muhtaç değil. Sen olmasan daha güzeli olur. Eğer sen olmaz ben olmazsam bunu diyorsan kusura bakma olma bu milletin yakası da senden kurtulsun. Böyle bir anlayış Müslümanların kabul edeceği bir anlayış değildir. Şahsa bağlılık yok bizde. Evet iyi bir insansa güzel işler yapmışsa o ayrı bir mesele takdir edilir. Ama Allah'tan beklediğimizi biz bir şahstan beklemeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman bile Ebu Bekir radıyallahu an Medine'nin sokaklarında her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür demişse eğer biz böyle bir dinin mensuplarıysak şahsa bağlılık yok. Ben kendi nefsime de burada bir şey söylüyorum. Bulunduğumuz yapılarda eğer birileri bizi böyle görüyorsa çekilelim arkadaşlar. Vallahi çekilelim. Birileri diyorsa hocam sen olmasan bu iş yürümez. Çekilin ya. İnsanların tevhid akidesini sağlamlaştırma adına bu sözü yerine getirin. Vallahi bunu yapmanız bu manada sizin en güzel atacağınız adım olur. Dediğim gibi bu sözü en başta ben kendi nefsime söylüyorum. Bizler değil asıl olan Allah'ın davasıdır. Allah'ın davası da Allah'ın kullarına bağlı değildir. Allah'ın kulları sadece vesilelerdir. Allah isterse bu aziz dinine kafirle de, facirle de, münafıkla da yardım eder. Yüzlerce bunun örneğini görmüş insanlarsak eğer bizim başka bir şey konuşmamıza zaten gerek yok. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Beşinci maddeyi de söyleyeyim. Yavaş yavaş sözlerimi toplayayım. Beşincisinde nebevi ufukta tevhid dediğimiz zaman ne anlarız biliyor musunuz? Müslümanların vahdetinin tevhitten geçtiğini ikrar ederiz. En başta söyledim. Tevhid vahdetle aynı kökten gelir. Aslında inançta vahdetin adı tevhid, sosyal hayatta tevhidin adı vahdettir. Biz bir olanın etrafında birleştiğimiz zaman aslında gerçek manada tevhid olmuş oluyoruz. Ama ona ulaşabilmemiz için de bir şey lazım. Söyledim birçok şey yazanlar yazdı yazmayanlar da benim gibi hafızalarına güveniyorlar. O hafızalarına güvenenlerin hafızalarına bir cümle havale etmek istiyorum. Saffet olmadan tevhid, tevhid olmadan ümmet, tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet olmaz. Bir kere bunu çok iyi anlayalım. Saffet olmadan tevhid, tevhid olmadan vahdet, vahdet olmadan ümmet olmaz. Tevhide ulaşmamız için önce ne lazım? Saffet lazım. Saffet nedir? Saflaşmak, berraklaşmak. La ilahe o temizlik işte. Bir kere saflaşacağız, berraklaşacağız. Berrak olacağız ki illallah'ın bizim dünyamızda bir karşılığı olsun. Peki gerçekten saflaşabiliyor muyuz? Bugün ümmeti Muhammed olarak biz bize dertlerimizi konuşuyoruz. Benim güzel kardeşlerim bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen küçük şirk bazen ise gizli şirk olarak bir şeyi işaret etti. O neydi? Riya idi. Allah Resulü'nün mübarek dilinde riya bazen gizli şirk bazen küçük şirktir. Bunlar varsa eğer hayatlarımızda olmuyor saflaşmak olmuyor. E ne haldeyiz görüyorsunuz? Şu sosyal medya denen imtihan öyle bir imtihan ki birçok sıkıntısı var da ama özellikle bu çağın insanını riyakar yapıyor. Riyakarlık acayip bir haldeyiz bizde. Acayip bir hale gelmiş. Bir İslami hizmet yapıyoruz hemen onun reklamı. Bir sadaka veriyoruz onun reklamı. Bir cenazeye gidiyoruz onun reklamı. Ölülerin bile resimlerini paylaşacak bir hale geldik. Bırakın yemekleri falan onları geçtik. Zaten buna bir sınır koymazsanız varacağı yer burasıdır. Allah korusun daha nereye varacak diye ben korkuyorum. Bu manada artık sınır tanımaz bir hale gelmişiz. Peki bu kadar riyakarlığın olduğu bir yerde gerçek manada Allah için ihsan şuuruyla ve ihlasla bir şey yapılabilir mi? Sen her şeyine reklam karıştırırsan kıldığın gece namazını bile gece 3'te kalkıp insanlara mesaj atıyorsun ki işte ben uyanığım mesajını vermek için böyle bir halde meseleye bakarsan nasıl olacak Allah aşkına bu Bakın bu memlekette şu anda nimet adına birçok nimeti Allah üzerimize yağdırıyor ama yaşı benden büyük olanlar çok daha iyi hatırlayacaklar 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda hatta 2000'li yıllardaki hizmet aşkımız, dava aşkımız şu anda yok. Niye yok? Sorgulayın. Altında yatan şeyin şu riyakarlık olduğunu göreceksiniz. Bunlardan biz uzaklaşmayana kadar safet yok. Bir kere berraklaşacağız. Yüzde yüz Allah için olacak. Bakın bir sahabi efendimiz geliyor. Ne kadar masum bir şey soruyor. Ya Resulallah diyor. Bir amel istiyorum. Allah için istiyorum. Ama hoşuma gidiyor insanların beni övmesi. İnsanlar beni övünce de hoşuma gidiyor. Böyle olmasının bana bir zararı var mı? Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Ne demek zararı var mı? Eğer sen kalbinde bu manada bir şeyler hissediyor ve kendini bu manada terbiye etmiyorsan sen riyaya doğru yürüyorsun. Yüreğinden bile bu manada bazı şeyleri duyduğun anda eğer dönüp kendini sorgulamıyorsan mesela geliyor adam sana diyor ki hocam sen öyle birisisin ki şöylesin böyle böylesin düzüyor. Sen de içinden ha evet ben öyleyim bak ne adammışım diyorsan kaybettin. Ama dönüp Allah'ım bu kullar böyle diyorlar ama sen beni benden daha iyi biliyorsun. Vallahi ben bu kulların dediği gibi değilim. Ama sen onları yalancı çıkarma beni adam et diye içinizden bu duayı yapabiliyorsanız tamam. Bizden istenen bu. Bu berraklığı bu saffeti sağlamak zorundayız. Eğer bu manada bu bireysel saffet olmazsa hanelerimizde evlerimizde tevhidi sağlayacak bu manada adımlar atılmazsa İnanın biz bu konuda çok ciddi zafiyetler yaşayacağız. Onun için yapmamız gereken saffeti sağlayıp arkasından tevhide ulaşmak, onun arkasından tevhidin sosyal hayattaki karşılığı olan vahdete ulaşmaktır. 2 milyar Müslümanların darmadağın olması işte bundan kaynaklanır. Bu manada Müslümanları bir araya getirecek şey de vahdet toplantıları falan filan değildir. Her vahdet toplantısı yeni bir tefrikanın aslında vesilesi oluyor. Olması gereken aslında bu manada Müslümanların bu bilince erme adına gayretlerini ortaya koymasıdır. Ümit edelim ki Allah bir an önce o ufka bizi vardırsın ve o özlediğimiz günlere bizleri eriştirsin. O yüce olan adının etrafında bizi vahdet eylesin ki şu kaybettiğimiz izzet yeniden bizlerin elbisesi olsun. Benim güzel kardeşlerim, fazlaca sözü uzatmak istemiyorum. Ama sizden beş tane şey istiyorum. Çünkü istemeden olmuyor. Madem Allah bu sözleri söyletti bana. Bu kadar da mümin olarak birbirimize şahidiz. Bu şahitliğin de bir gereği olarak bazı şeyleri bizim salonlardan evlere ve sokaklara taşımamız lazım. Eğer sadece bu manada konuşulanları camide, vakıfta, meclislerde bırakırsak yazık ederiz. Onun için sokaklarımız böyle. Onun için imar edemiyoruz. Onun için inşa edemiyoruz. Bizim yapmamız gereken şey hakikatlerin bizden istediği sorumlulukları bireysel manada başlatıp topluma duyurma noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Onun için de birinci olarak sizden istediğim şey şu. Gelin bir tecdidi iman seferberliği başlatalım. Gerçekten dönelim bir kez daha ya ben her gün onlarca kez la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorum ya ben ne diyorum? Ebu Cehil benden daha mı ahmak adamdı ki söylemedi? Niye söylemedi o adam? Niye ben bunu söylüyorum da bir şey olmuyor? La ilahe deyince ne yapmam gerekiyor benim? Neleri yıkmam? Neleri imha etmem? Neleri kazımam? Neleri hayatımdan çıkarmam? nelere karşı çıkmam gerekiyor bunun bilincinde olayım çünkü ben kelimeyi tayyibeyi ve tevhidi dillendiriyorum tecdid iman dediğiniz şey camilerde imam efendinin hadi cemaat aşk ile buyurun eşhedü en la ilahe illallah demek değildir sadece o işin kavli boyutudur tecdid iman denilen şey oturup iman hakikatleri üzerinde tefekkür etmektir Aynen sahabenin yaptığı gibi. Tale nu'min sa'aten diyor. Gelin oturun bir saat iman edelim. Bu sözü söyleyince Abdullah İbni Revaha, Muaz İbni Cebel sahabe karşı çıkıyor. Ya biz iman etmişiz. Sen bizi neye çağırıyorsun? Allah Resulüne gidip şikayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Vallahi Abdullah sizi çok güzel bir şeye çağırıyor. Oturun ve bir saat iman hakikatlerinin üzerinde tefekkür edin. Ben de tecdid iman seferberliğine sizi çağırıyorum. Bir daha oturalım. La ilahe illallah ne demek onu bir daha anlayalım. Gerçek manada bu manada o şuuru yeniden kazanmanın gayretini verelim. İmanlarımız yenilensin. imanlarımız güçlensin. imanlarımız ziyadeleşsin. Allah'la aramızdaki var olan o mesafeler birer birer inşallah yıkılmış olsun. İkinci olarak sizden istediğim şey şu. Bize imanı anlatan en temel kaynağımız aziz kitabımız Kur'an'dır. La ilahe illallah iki cümle. La ilahe nefi illallah ispat. La ilaheyi bize en güzel anlatan süre tevhid süresidir. Bir diğer ismiyle İhlas suresidir. La affedersiniz. La ilahi bize anlatan kafirun suresidir. İllallahı bize anlatan ise tevhid suresi İhlas suresidir. Ne olur şu iki süreyi bir tefsirin rehberliğinde okuyun. Mesela ben size tavsiye ederim. Sizin elinizin altında başka bir tane varsa onu okuyun. Elmanlı merhum tam 100 sayfada Kafirun suresiyle İhlas suresini bize anlatır. Hem de ne güzel ifadelerle. Önce okuyun Kafirun suresini. Arkasından okuyun, okuyun İhlas suresini. Biz la ilahe illallah deyince ne diyormuşuz aslında? Ona ait bazı şeyleri orada anlatılanların ışığında anlamış olun. Ki evlerimizde yeniden kitaplar açılsın. Ben Malatya'yı öyle biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam da bu size bir teşvik olsun ama ben hep öyle biliyorum. Kitap okuma noktasında Malatya'yı başka illere nazaran daha iyi biliyorum. Ama bir hakikat var ki ne yazık ki evlerde artık kitap okunmuyor. Bizim bir kez daha kitaba dönmemiz lazım. Çünkü biz kitap medeniyetiyiz. Evlerimizde tefsirler açılmalı. 3-5 sayfa bile olsa çoluk çocuğumuzla okunmalı. İşte bunun için en azından bu bir vesile olsun. İhlas suresiyle kafirin suresini bir tefsirin rehberliğinde okuyalım. Sizden istediğim üçüncü şey. Allah'ı bize tanıtan en önemli vesile Cenab-ı Hakk'ın kendi isimleridir. Yani Esma-ül Hüsna'dır. Onun en güzel isimleri. Hadis bize ne diyor biliyor musunuz? İhsa edin diyor. İhsa edin demek ezberleyin demek değildir. O isimler üzerinde tefekkür edin. O isimler üzerinde düşünün. O isimlerin verdiği mesajları hayatlarınıza taşımaya çalışın. Yani Allah'ın esmasıyla ahlaklanın. Onun Rezzak isminin size söylediği bir şeyler var. Onu anlayın. Onun Tevvab isminin, onun Gafur isminin, onun Gaffar isminin, onun Kadir isminin, onun Mümin isminin o isimlerin her birinin söylediği bir mesaj var. Ne olur bunları anlayın. Sadece esma listelerini ezberlemek değildir. Çocuklara da ezberletmek demek değildir. O işin bir başka boyutudur. Ama benim demek istediğim o isimler üzerinde biraz olsun tefekkür edelim. Bazı şeyler biraz daha bizim dünyamızda farklı bir biçimde karşılık bulsun inşallah. Sizden istediğim dördüncü şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bir Allah tasavvuru var Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ı en iyi tanıyan Beşerdir Beşere sultan olan alemlere Rehber olan birisidir Ne kadar biliyoruz mesela Peygamberimizin Allah'ı bize Anlattığı o hadislerini Ne olur açın hadis kitaplarını İman bablarında Bu hadisler aktarılır bir onları okuyun. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbul Alemin olan Allah'ı nasıl tanıyor? Nasıl onunla bir münasebeti var? Allah'la o münasebeti imanın lezzetine ve tadına onu nasıl vardırmış? Biz onun dünyasından kendi dünyalarımıza bu manada neler taşıyabiliriz? Son sizden istediğim şey de şu. En başta söyledim ya da ortalarda Müslümanlar Allah'ı tanımıyor diye. Binlerce insan var şu anda sokaklarda. Malatya'da da öyle. Allah'tan, imandan mahrum yaşıyor. Bu insanlara imanı kim duyuracak? Kimi bekliyorsunuz Allah aşkına? Kim duyuracak? Burada olan herkesin şöyle bir hedefi olmalı. Herkes çapına göre o hedefi belirlemeli. Ben bakın milade olarak yeni bir yılın başındayım. İster o takvimle ister Hicri takvimle fark etmez. Milade olarak bir takvimin başındayım. 2019'un başına kadar en az 10 adama, 100 adama, 1000 adama çapınıza göre bir hedef belirleyin. 10 adama, 100 adama Allah'ı anlatacağım. Böyle bir hedefimiz olsun benim güzel kardeşlerim. Bırakın dedikoduyu. Bırakın ona buna laf yetiştirmeyi. İmansızlıktan elimizden kayıp giden bir nesil var. Çoluk çocuğumuz gidiyor. İmanımız yanıyor. Yangın var sokaklarda, caddelerde yangın var. Her tarafta imansızlık adına bir yangın var. Bu yangını gökten gelenler söndürmeyecek. Yerde bu imanı anlamış olan sizler söndüreceksiniz. Bizler söndüreceğiz. Allah bu işin vazifesini bize yüklemiş. Başkalarından bunu beklemeye hakkımız yok bizim. Ve bir sela duyduğunuz zaman, birinin vefatına ait bir sela duyduğunuz zaman dönün ve yüreğinizdeki o yangının boyutuna bakın. Biri öldü gitti. Acaba nasıl gitti? Ben bu adama imanı duyurabildim mi? Anlatabildim mi diye kendinizi sorgulayın. Akrabalarımızdan cehenneme doğru koşanlar var. Çocuklarımızdan var, komşularımızdan var, yakınlarımızdan var. Bütün bu insanların sorumluluğu bizlerin omuzlarında. Ne olur bu şuurun gereği neyse onu yerine getirelim ve bu şuura varalım. Var olan bu yangını söndürmek için de seferber olalım. Herkes kendi çapında bu manada bir hedef belirlesin ve yılın sonuna kadar o hedefi gerçekleştirme adına da gayret göstersin. Unutmayın Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yüz kişi de, on kişiye ulaş, yüz kişilik sevap al. Allah Resulü bunu diyor. Ama gayret et, ama mücadele et, ama netice hesabına takılma. Senin vazifen iletmektir, tebliğ etmektir. Gönüllerin sahibi Allah'tır. Kimsenin gönlünü bu manada çevirme kudreti kimsede değildir. O ancak Allah'ın bileceği iştir. Cenab-ı Hak bu manada bizlere gerçek manada tevhid şuurunu içselleştirsin. Gerçek manada la ilahe illallah demeyi bizlere nasip eylesin. Muhammedun Resulullah derken onu Allah'ın peygamberi olarak kabul ederken o peygamberliğin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirme adına bizlere yardım eylesin. Ve hepinizi hepimizi Allah iman yolunda gayret edenlerden etsin. Çabanız, gayretiniz, cihadınız mübarek olsun. Allah Malatya'yı sizin elinizde yeşersin. Malatya'nın her evine imanı, namazı Allah sizin ellerinizle ulaştırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini de size emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.